Kayboluşunun üzerinden uzun zaman geçen ve halen bulunamayan 8 yaşındaki Narin'den henüz bir haber yok. Peki Narin'e ne oldu? Narin'in kaybolmasının arkasındaki sır ne? Özel ekipler kurulmasına ve her türlü teknoloji kullanılarak yapılan sorgulardan ve aramalardan bir sonuç neden çıkmadı? Küçücük denilen bir köyde neden kimse bir şey görmedi ya da gördü de susuyorlar mı? İşte kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve ülke olarak herkesin merak ettiği bu soruların cevaplarını sizlere vermeye çalışacağız. Sizlere birazdan çok dikkat çeken iki önemli detay vereceğim. Bu detaylar aslında olayın püf noktasını oluşturmakta. Yani Narin'in kaybolması ve bulunamamasının arkasındaki sır. Öncelikle olaya gelelim. 21 Ağustos'ta Narin kayboluyor. 13.50 civarında Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılıyor. Oradan daha sonra amcasının evine uğruyor. Yani saat yaklaşık 14 civarında. Amcasına uğradıktan sonra hemen kaybolmuyor. Saat 15 gibi camiden çıkıyor. Evlerinin oradaki patikada görülüyor en son. Daha sonra saat 17.40 gibi evlerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta iki kişi tarafından görülüyor ifadelerinde bunları dile getiriyorlar. Daha sonra saat 17.50 gibi yine amcasının evine gidiyor. Orada kuzenleriyle görüşüyor ve oradan ayrılıyor. Yaklaşık bir saat sonra bir arkadaşıyla görüşüyor. Pedagog eşliğinde o kız arkadaşının ifadesi alındı. Kız arkadaşı hadi seninle oyun oynayalım diyor. Narin ise çok yorgunum oynamayalım diyor. Evet saat 19 civarı. Amcası arabasıyla ayrılıp okul tarafına doğru gidiyor. Narin'in kaybolduğu saatler. Kamera kayıtlarında görülen bu. Amcasının evine gittiğinde acaba amcasının görülmeyecek bir şeyini gördü de amcası onun peşine mi düştü iddiası birçok yorumcu tarafından dile getirildi. Bu birinci iddia. Olaya geri dönecek olursak akşam saatleri olmasına rağmen Narin hala evine gelmeyince ailesi tarafından 19.30'dan itibaren aranmaya başlıyor. Tabii bunu köydeki birçok kişi duyuyor. İşte tüm olay bundan sonra başlıyor. Ailesi daha sonraki sorgularda ortaya çıkıyor. 15.30'dan itibaren olmadığını söylüyor yetkililere ama 19.30'dan sonra aramaya başlıyorlar. Neden diye soruyorlar. İşte çelişkiler burada başlıyor. Neden 4 saat boyunca beklediniz aramak için diye. Bu cevap bulması gereken bir diğer soru. Daha sonra olay yetkili makamlara ulaşıyor ve 8 yaşındaki Narin aranmaya başlıyor. Evin etrafı ve gidebilecek her yere bakılıyor ama bulunamıyor. Artık olay derinleştiriliyor. Ailesi dahil herkesin ifadesine başvurmak üzere karakola götürüyorlar. Hepsinin HTS kaydı dahil inceleniyor. Görüşmeler ve mesajlaşmalar. Yapılan tahkikatlar sonucunda önce abi kolundaki bir ısırık yüzünden gözaltına alınıyor. Acaba Narin'e mi ait diye. Bu ısırık Narin'e mi ait yoksa başka bir ısırık mı? İstanbul'a götürülüyor ve kriminal incelemeye tutuluyor. Yapılan inceleme sonucunda iki ısırık olduğu ve bir tanesinin kendi diş izleri olduğu, diğerinin ise tespit edilemediği yetkili makamlarca tutanaklara geçiyor ve ağabey bir bulguya rastlanmadığı için serbest bırakılıyor. Daha sonra en çok şüphe amca üzerinde yoğunlaşıyor. Peki neden? Lütfen bu dakikadan itibaren çok daha dikkatle dinleyin. Amcanın arabasında yapılan kriminal incelemede Narin'e ait olan DNA örneklerine rastlanıyor. Bu çok normal değil mi? Sonuçta amcası arabasını almış olabilir ve Narin'i bindirmiş olabilir diye herkes düşünebilir. Tabii ki bu normal ve doğaldır. Daha sonra derinlemesine yapılan incelemede Narin'e ait olan kusmuk ve kan izlerine rastlanıyor. Peki bunlara neden rastlandı? Birazdan anlayacaksınız. Amca bu yüzden gözaltına alınıyor. Amcanın gözaltına alınmasıyla birlikte bütün tahkikat bu olay üzerine yoğunlaştırılıyor. Yani amca üzerinde. Amcada bir hal var ama ne? Amcanın cep telefonuna önce el konuluyor ve cep telefonu çok detaylı bir şekilde inceleniyor. İnceleme sonucunda cep telefonundaki tüm WhatsApp mesajlarının silindiği, telefon görüşme kayıtlarının temizlendiği, telefonunun temizlendiği ortaya çıkıyor. Tabii bu şüpheyi çok daha fazla artırıyor. Narin'in kaybolduğu gün cep telefonu neden temizlenir? Amca hakkında şüphelerden birisi de amcanın cep telefonunun tam Narin'in kaybolduğu saatlerde kapalı olması ve aramaların başladığı saatlerde geri açılmış olması. Telefonu kapalı olduğu için de HTS kayıtlarında nereye gittiği görülmüyor. Kendisine sorduklarında neden cep telefonun kapalı diye şarjı bittiğini ve bu yüzden kapalı olduğunu ifade ediyor.
Amca hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yetkililer araştırmalarını derinleştiriyor ve bir petrol istasyonuna girdiği bilgisi ulaşıyor yetkililere. İşte burada bilgiler çok önemli. Çünkü orada çalışan şu bilgileri veriyor. Amca Güren'in Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına şu yorum yapıyor. Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesiyle hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra bu Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor. Bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alınıyor. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına diyor. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam konusunda da beni tembihlediler. Şayet medya verirsen ceza alırsın. Hatta paylaşmamam gerektiğinin üzerine sıkı sıkı durdular diyor. Bu muhtar Nari'nin erkek kardeşi Enes'le de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu diyorlar. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra karanlıkta köye geri dönüyor. Evet, verdiği bilgi çok önemli. Döndüğünde ise üzüntü süsü verdiğini ifade ediyor. İşte buradaki ifadesi çok önemli. Ön koltukta bir battaniye, içinde biri var. Zaten DNA örnekleri de bu ön koltukta bulunuyor. Yetkililer bu ifadeden yola çıkarak aracında tekrar bir araştırma yapıyorlar ve koltukları söküyorlar, daha detaylı bir kriminal inceleme için götürüyorlar. Sosyal medyada Narin olayıyla alakalı çok sayıda ihbar geliyor, bilgiler veriliyor. Hepsi gerçek olabilir diyerek yetkililer bunların hiçbirisini es geçmiyorlar. Mesela gelen bir ihbarda Nari'nin eğer tutmaz deresinde olacağı yönünde oldu. Suya giren 5 dalgıç ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptılar. Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Daha sonra mezarda şüpheli bulgulara rastlanıldı. Bunları da alarak ekipler incelemeye aldılar. Peki bu kadar detaya rağmen Nari neden bulunamadı? Şayet ona amcası bir şey yaptıysa, amcasını neden konuşturamadılar? Ya da işin içinde çok farklı şeyler mi var? Narin görmemesi gereken bir şeyi gördü de ondan mı susturuldu? Amcası hakkında gelen farklı bilgileri netleştiremediğimiz için burada bahsetmek istemiyoruz ama hiç olumlu şeyler söylemiyorlar. O bölgedeki gücünden dolayı insanların çekindiğinden her şeyi söyleyemedikleri yine gelen bilgiler arasında. Narin bir gizli aşkı gördü ve bunun yayılmasından endişe edildi de ortadan kaldırılmak mı istendi? Söylentileri ve iddiaları son günlerde en çok dile getirilenlerden bir tanesi. Ve bir diğeri, telefon görüşmesi. Narin kaybolduktan sonra bir gazeteci Narin'in amcasını arıyor ve olay hakkında bilgiler soruyor. Konuşmasında tuzak sorular barındırıyor ve amcasına sorduğunda verdiği cevaptaki çelişkileri geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı. Belki çoğunuz okumuştur. Narin olayına medyada yayın yasağı getirildiği için televizyonlarda arama programlarına konu olamıyor. Belki böyle bir yasak olmasa farklı yerlerden daha fazla bilgi gelebilecekti. Ama konusunun hassasiyeti nedeniyle bu konuya yasak getirildi. Evet, Narin olayının aydınlığa kavuşması için yetkililer çok titiz bir çalışma yürütüyor. Amca cezaevinde, o da sürekli izleme altında. Avukatı ortada ceset yoksa tutukluluk kanuna aykırı dese de aracında bulunan Narin'e ait kan izleri olayın seyrini değiştirdi. Evet, son olarak sosyal medyada en çok konuşulan olay şu. Narin yasak aşk olayına kurban mı gitti? Narin bu olaya şahit oldu ve önce kendi aralarında halletmeye çalıştıkları ve olmayınca Narin'i bir şekilde ortadan kaldırıldığı yönünde iddialar kuvvetli. Canlı mı değil mi? Bunu kimse bilmiyor. Şayet bu aşk iddiası doğruysa ve gerçekten sonunda bir can gitmişse bunun sonu gerçekten çok daha vahim. Çünkü birilerinin suçunu bir çocuğa yüklemenin verdiği zulüm hiçbir şeyle tarif edilemez. Yetkililer bu konu dahil tüm alternatiflerin iddiaların üzerinde tabii ki duruyorlar. Olmaz diyerek hiçbir şeyde es geçmiyorlar. Annenin verdiği ifadeler ve çelişkilerde acısından mı farklı söylüyor, altında başka şeyler mi var? Titiz bir çalışma sonucunda tabii ki bunlar da ortaya çıkacak. Evet, bu olay hakkında sizler de bildiğinizi ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın.
Zira yetkililer burada sizlerden gelecek bilgileri de önemseyecektir. Bu olayın sonucunda sizce ne olur? Düşüncelerinizi yorumda bekliyoruz. İnşallah sağ bir şekilde bulunur ve kamuoyunu rahatlatır düşüncesiyle hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz ve çocukların güldüğü bir dünya diliyoruz. Hoşça kalın.